Herkesin sadece güneşlenerek elde edebileceğini sandığı D vitamini en doğal hangi yollarla alınır? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Pek çok kişinin bilmediği önemli bilgileri Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu Magazin 8'e anlattı. Karşı önleyici ve koruyucu. Tüm vücudu ayakta tutan ama pek çok kişinin bilmediği D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebep oluyor? D vitamini eksikliği. Yani önemli bir sorun. D vitamini doğal yollardan nasıl alınır? Hangi püf noktalarına dikkat edilmesi gerekir? Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu anlattı. Bitkilerde D vitamini var mı? Hayır, yok. Tüm sinir sistemini ve vücudu ayakta tutan en önemli etken D vitamini. Ama hakkında bilinenlerin çoğu yanlış. Önce işin doğrusunu öğrenelim. D vitamininin temel yapısı nedir biliyor musunuz? Kolesteroldür. Kolesterol malum karaciğerde üretilir. Gıdalar üzerinden dağılırız. Vitamin deyip geçmeyin. Bakın tek başına neler yapıyor. Kalsiyumdan tutun, kan şekerinin dengelenmesinde fonksiyoneldir. Kansere karşı önleyici ve koruyucu fonksiyonel gücü bir numaradır. D vitamininin kaynağı güneş. Yani şu aralar vücudumuz D vitaminine doydu ama ya kış aylarında? D vitamini eksikliği. Yani önemli bir sorun. Ne yapıyorlar? Güneş alan bölgelere gidiyorlar. Peki güneşi görmediğimiz zamanlarda bu vitamini başka doğal yollardan alabilir miyiz? Bitkilerde D vitamini var mı? Hayır, yok. Evet, bitkilerde D vitamini yok tabii. Mantar hariç. Bu mantarda, bakın bu kültür mantarı olsun, diğer mantarlarda yenilebilir, insanın tüketebileceği mantar türlerinde bunları ince ince doğrayacaksınız. Doğradıktan sonra tabakta bunu götürüp güneşe koyacaksınız. Mantar mutlaka güneşe direkt temas etmeli. Bizim güneşteki ultraviyole ışığı bunun üzerine düşürmemiz lazım. Bunu camın arkasına koyarsanız bunun üzerine güneş ışığı düşüyor. Ama cam o ultraviyole B'yi filtre ettiği için, geçiremediği için bunun içerisindeki ergokalsiferol dediğimiz, yani mantarın içerisindeki D hormonunun, D vitamininin ön basamağını ne yapıyor? D vitaminine dönüştüremiyor. Bu işlemi harfiyen uyguladıktan sonra gerisi damak tadınıza kalmış. Yapacaksanız salatasıdır veya yemeğidir. O zaman bundan faydalanmış olursunuz. D vitaminini nasıl alacağımızı öğrendik. Şimdi de vücudumuzda D vitamini eksilirse neler olacağını öğrenelim. Kemiklerin yapısında, kanserin önlenmesinde, kan şekerinin dengelenmesinde, özellikle bağırsak florasının sağlıklı çalışmasında. Mesela eskiden bebeklerin bacakları eğri olduğu zaman ne yaparlar? İşte o D vitamini eksikliğidir. Yani D vitamini özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamile kadınlar için çok önemli. Çocuklarınızın bacaklarını, kollarını böyle güneşe göstereceksiniz.